Green board. Green board. Green board. Five, four, three, two, one. Engine start and liftoff of the Delta II rocket carrying the Spirit from Earth to planet Mars. Three, two, main engine start, zero, and liftoff of the Delta rocket with Opportunity, a chance to explore and unlock the secrets of our neighboring planet. İki iniş alanı birbirinden çok farklı ve oraya vardığımızdan beri iki aracı birbirinden çok farklı şekillerde kullandık. Opportunity'nin iniş alanı kilometreler boyunca uzanan yumuşak, düz ve kupkuru bir alandı. Burada her şey çok kolaydı. Spirit'in indiği alansa epey engebeliydi ve kayalıklarla doluydu. Burada etrafta dolaşmak çok daha zordu. Spirit'in iniş alanı ayrıca daha yüksek bir enlemdeydi. Bu sebeple bu bölgede kışlar çok daha sert geçiyordu. Soğuk ve karanlık Mars kışında bu aracı hareket ettirmek Opportunity'ye göre çok daha zorlu bir işti. Bu araçların isimleri çok iyi seçilmiş. Opportunity, yani fırsat, gerçekten çok fırsatçı ve şanslıydı. Bulunduğu civarda su buldu. Ayrıca pek çok farklı şey de yapabildi çünkü şanslıydı. Örneğin kraterlerin içinde dolaştı. Buna ilaveten kendi ısı kalkanını da buldu. Yani bu konuda da oldukça şanslıydı. Çünkü biz de bu sayede ilk defa başka bir gezegende kullanılmış bir ısı kalkanını inceleme şansı elde ettik. Şansa ısı kalkanı aracın yakınlarına inmişti. Spirit'in, yani cesaretin ise devam etmek için gerçekten de çok gayretli ve cesaretli olması lazımdı. Bu, yapacağı keşifler için çok emek harcaması gereken bir araçtı. Bunlar harika araçlar. Çok iyi tasarlanmış ve üretilmişler. Bu sayede uzun süre ayakta kalıp Mars'ın yüzeyinde zorlu koşullardaki bu tehlikeli keşifleri yapabildiler. Yani bu ikisi gerçekten de cesur birer kaşif. Onlar bizim Mars'ın yüzeyindeki temsilcilerimiz. Bu yabancı ve zorlu gezegende ilerlemek gerçekten zor bir iş. Mars fena bir yer. Mesela Mars'ta sık sık olan şeylerden biri gezegenin tamamını kapsayan bir toz fırtınasının patlamasıdır. Mars'taki 3. yazımızda böyle bir fırtına olmuştu. Küresel bir fırtına gerçekleşti ve havayı kararttı. Mars'ın yüzeyinde Opportunity'nin bulunduğu yerde güneş panellerine gelen direkt güneş ışığı havanın açık olduğu günlerle kıyaslandığında %1'den azdı. Güneşin nerede olduğunu söylemek bile oldukça güçtü. Özellikle güneş enerjisiyle çalışan bir araç için bu durum çok korkutucu bir şey. Bu gerçekten de çok çaresiz bir durum. Düşünsenize, orada duruyorsunuz ve bu arada Mars yapacağını yapıyor. Bu gezegen sanki bizim araçlarımızı yok etmek için elinden geleni yapıyor. Bu durumda bizim aracın sahip olduğu bu kısıtlı enerjiyi doğru şekilde yönetmek gibi çok zorlu bir görevimiz vardı. Spirit'in üzerinde olan bu şey önce bir lanet gibiydi ama sonra bir lütfa dönüştü. Lanet kısmı gayet açık. Bu zorlu şartlarda aracı sürmek çok zordu. Zaten zor bir arazidesiniz. Üzerine bir de bozuk bir tekeri sürükleyerek ilerlemeniz gerek. Bu durumda günde 10 metre bile ilerlese bu Spirit için iyi bir şeydi. Fakat ardından bir umut ışığı belirdi. Arazide bozuk tekeri sürüyerek ilerlemeye çalıştığımızda doğal olarak çukurlar oluşmuştu. Bunların dibinde açık renkli toprak parçaları göze çarpıyordu. Bu toprak parçalarının bazılarının çok yüksek oranda, yaklaşık %90 civarında silika içerdiği bulundu. %90 civarında bir silika içeriği varsa bu yoğun bir su aktivitesine işarettir. Yani Spirit'in bozuk tekerini etrafta sürmek aslında şimdiye kadar Mars'ta gördüğümüz en önemli su kanıtının bulunmasını sağladı. Victoria'ya varmak harikaydı. Tam 21 ay boyunca bu düzlüklerde güçlükle ve hiç durmadan dolandık. Bu süreçte etraf inanılmaz durağındı ve sürekli aynı gibiydi. Sonra bir gün yine dolanırken birden Victoria'nın kenarına geldik. Puf!
Bu anda olağanüstü bir manzara belirdi. Önümüzde şahane jeolojik özelliklere sahip bir yer duruyordu. O an hem bu ihtişamlı manzaranın hem de oraya varmak için harcadığımız enerjinin, emeğin şaşkınlığı vardı. Tüm görevin benim için en özel anlarından biri Victoria kriterine vardığımız andı. 5 yıllık bu süreç için ne hissediyorsun diye soracak olursanız bitmiş durumdayım. Gerçekten çok yorgunum. Ben bu işi herhalde 6 ayda falan bitiririz diye düşünmüştüm. Hiç 5 yıl süreceğini tahmin etmemiştim. Ben araçların ilk kışı atlatacağını düşünen ve böylece görevimizin uzayacağını tahmin eden iyimserlerden biriydim. Ama araçların 3 Mars kışını atlatacaklarını ve 5 yıl boyunca keşif yapmaya devam edeceklerini hiç tahmin etmemiştim. Ben de görevin 5 yıl süreceğini ve Mars'ta bu kadar uzun bir zaman boyunca bu kadar çok şey göreceğimi düşünmemiştim. Mars'ta bu sayede hem keşif araçları hakkında hem de Mars hakkında çok şey öğrendik. İniş yaptıkları yerleri ve çevrelerindeki bölgeyi keşfettik. Bu durum bana olağanüstü bir balayına çıkmışsın ama hiç bitmiyormuş gibi hissettiriyordu. Ayrıca devam ettikçe sürekli her şey daha iyiye gidiyordu. Elimizden geldiğince ve ömürleri yettiğince bu araçları sürmeye devam edeceğiz. Onlar hareket etmeye ve keşif yapmaya devam ettikçe yıkılacakları ana kadar bu araçları sürmek bizim sorumluluğumuz. Bu araçlar Mars'ı tanımamızı sağladı. Onlar oraya inmeden önce Mars bizim için gizemli bir yerdi. Başarıyla sonuçlanan bazı yörüngeye araç indirme görevleri olmuştu ama bunlar Mars'ın yüzeyi üzerinde bir insan bakış açısına sahip olmamızı sağlayamamıştı. Bunlarla yapabileceğimiz uzaktan bakmakla sınırlıydı. Keşif araçları ise bize insan perspektifi kazandırdılar. Artık orayı tanıyoruz. Mars çok karmaşık bir yer. Bunlar da çok becerikli aletler. Fakat artık her şeyi öğrendik dediğimiz bir zaman hiç olmayacak. Bu görev yarın da bitse, 5 yıl sonra da bitse, henüz ulaşamadığımız ve bizi cezbeden, heyecanlandıran bir şeyler hep olacak. Çocuklarımız veya torunlarımız Mars'ta sıvı su bulunduğuna dair kanıtların edinildiğini yazan o bilim kitabını eve getirdiklerinde, bu işin gerçekleşmesi için o araçların üretilmesi, yönetilmesi ve o bölgeye ulaşması için nasıl emek harcadığımızı bilmek gerçekten de çok değerli bir şey olacak. Evet, çok yorulduk. Fakat buna rağmen sabah kalkıp işe gittiğimizde daha önce kimsenin görmediği şeyleri gördüğümüz bir iş yapmak ve bu gezegende yaptığımız bütün o toplantılarda o diğer gezegende yarın neler olacağına karar vermek gerçekten de çok eğlenceli.